Fenerbahçe de Crespo ve Mert Hakan biraz sağda sırıttı gibi. O iyi işleyen takımda sanki işlemeyen iki parça gibilerdi. Ben Crespo'nun biraz kafasının sağda olmadığını düşünüyorum. Zaten menajerine de artık Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon planlamasında olmadığı ve oyuncusuna kulüp bulması istendiği yönetim tarafından bildirildi. Oyuncu da artık Fenerbahçe'den ayrılacağını biliyor. O yüzden kafası burada değildi. Yani bunu söylüyorum. Onun dışında Serdar Aziz konusuna değindin. Orada sanki ben Serdar Aziz'in bu sezon çok fazla forma şansı bulamayacağını düşünüyorum. Orada Bekao'nun henüz lisansının çıkartılmaması, dün Serdar'ın sahada olmasının en büyük etkeni. Onun dışında bak ikimiz de söylemedik ama Kent gerçekten o da çok iyiydi dün. Onu unuttuk, biraz haksızlık Aynen öyle. ettik. Unutmadım. Ona ayrı bir parantez açacaktım ilerleyen zamanlarda. Kent de gerçekten ben çok dinç gördüm Kent'i. Bence hani şu an bazıları Cengiz'i ilk 11'e yazıyor ama Kent sanki formayı yani bir ucundan tutacak gibi gözüküyor. Kolay kolay vermeyecek gibi gözüküyor bu sezon. Maç için bunları söyleyebilirim. Onun dışında Bence Fenerbahçe'nin bu Kent geleceğine formayı dair vermez bu arada. yani şu an öyle gözüküyor. Onun dışında Fenerbahçe'nin geleceğine dair şunu söylemem gerekiyor. Tadic'in liderliğinde bir takım olacak gibi, sağ içi lideri Tadic olacak gibi gözüküyor. Ben sana şu konuda katılmıyorum. Ben Tadic'in 10 numara değil, dünkü maçtaki gibi sol kenarda olacağını düşünenlerdenim. Yok, sürekli Çünkü anlamda değil. Hani bir orada bir burada oynar evet. anlamında diyorum. Evet, ona katılıyorum ama sanki sol kenarda daha verimli bir Tadic bizi izletebilir diye düşünüyorum. Selahattin Baki'nin açıklamaları var maçtan sonra. Dilersen bir onlara da Evet. bakalım. Örnekler vereceğim. Rize'de bir aslan vardı. Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Balkan muhteşem bir oyuncu, fizik, karakter muazzam bir adamdı. Fenerbahçe aldı. Bir anda dünyanın en kötü futbolcusu, en karakter oyuncusu ilan edilmedi mi? Hepiniz şahit. Mert Hakan dünyanın en iyi oyuncusuydu. En iyi yerli rotasyon adaylarından bir tanesiydi. Fenerbahçe'yi seçti. İfşa edilmedik. Ne WhatsApp mesajları kaldı. Hatırlıyorsanız kendisine imza parası verdiğimiz iddia edildi. Buna inananlar ve inandırılanlar oldu. İrfan Kahveci o dönemin teknik direktörü demedi mi İrfan Kahveci bizi istiyor diye? Bir gece ne yaptık? Gittik aldık. Çünkü niye biz Fenerbahçe'yiz? Biz aynı anda, aynı şartlarda birisine talipsek gider alırız. Tarih de beni bu konuda destekliyor. João Pedro, geçen sene sakatlığından dolayı hayrını pek göremesek de her yerde Galatasaray'la anlaştığı haberleri vardı hatırlıyorsunuz. Ona da gittik. Bizim ihtiyacımız var diye aldık. Hayrını göremedik. Olabilir. Evet, Şimdi Selahattin Baki'nin açıklamaları bu şekilde transfer çalımlarını bir hatırlatmış oldu diyelim. Soner, bir ekleme yapabilir miyim buna? Çok kısa. Tabii. Şimdi ben Selahattin Baki'nin açıklamalarına kısmen katılıyorum. Geçmişe dair yaptığı açıklamaları ama Zaha konusunda da bir gerçek var ki Fenerbahçe 2 ay boyunca transferi için mücadele ettiği oyuncu ezeli rakibine kaptırdı. Yani bu gerçek bence çarptırılmamalı başka yerlere. Kabul Evet, edilmeli. geçmişti. Evet, kabul edilmeli. Evet, geçmişte Selahattin Baki'ye katılıyorum. Bu transfer çalımları da Fenerbahçe yapmıştır. Ancak gelinen bu noktada da 2 ay boyunca her gün uğraştığın, taraftarında da bir beklenti oluşturduğun bir oyuncuyu Galatasaray'a kaptırıyorsan bence bir bahanenin arkasına saklanılmamalı ve Fenerbahçe orada Zaha'yı unutturacak bir oyuncunun peşine düşmeli diye düşünüyorum. Yani diyeceklerim bu konuda bu Soner. Bu arada mesajlarımız da var. İyi yayınlar dileklerini iletmiş izleyicilerimiz. Yunanistan'dan bir mesaj var. Mehmet yanlış okumuyorsam eğer Mehmet Bey'den. Crespo'nun kafası çok dağınıktı demiş Vedat Bey. 6-8 numara çok lazım, acil diye bir mesaj var Geliyorlar. Fenerbahçe Geliyorlar. için. Az Evet. kaldı. Elleri kulağında diyelim. Diğer açıklamalarına geçelim Selahattin Baki'nin.
evvel, hatta 5 gün evvel masadan kalktığımız ve masadan kalktığımızı da son derece rahat ispatlayabileceğimiz bir oyuncuyu sanki bize bir transfer çalımı atmışlar, 100 yılın çalımını atmışlar gibi böyle bir zafer sarhoşluğuna bürünüp akılları sıra bizi küçük göstermeye çalışıyorlar camiamızın nezdinde. Bazı kendi taraftarlarımız da sağ olsunlar bu kayaya çabuk biniyorlar. Çabuk gaza geliyorlar. Sanki 3 aydır her gün beraberiz. Bütün günlerimiz beraber geçmiş Zaha'yla. Biz 2 defa görüştük kendisiyle. Ve abisi bize dedi ki bu teklifi düşünüp size döneceğiz dediler. Verdiğimiz teklifi kabul etmediklerini bildirdiler. Bize teşekkür etti. 48 saat sonra kendileri bize döndü. Yıllık 10 milyon euro neti bulan. Biz 5 yıllık yönetim tarihimizde yapmadığımız bir şey yaptık. İlk defa cevap vermedik bir futbolcu temsilcisine. Yani çünkü artık yılda 10 milyon euroyu da görünce saçma sapan istekler, saçma sapan ön ödemeler, yüklü. Cevap bile vermeye tenezzül etmedik. Yani burada da aslında biraz konuyu şuraya getiriyor Selahattin Baki. Biz zaten vazgeçmiştik oyuncudan gibi bir duruma getiriyor. Yani medyada aylardır Zaha'nın abisi Kadıköy'de maç izledi. Zaha ile görüşmeler sürüyor, uçak gidiyor. Oydu buydu haberleri vardı. Şimdi senin de biraz önce bahsettiğin gibi. Daha önce bu iki takım birbirlerine ilk defa çalım atmıyor ama en sansasyon yaratacak oyunculardan biri de bu. Kesinlikle Wilfried Zaha son dönemde özellikle. Daha önce Selahattin Baki de diyor zaten. Vedat Muriç, Galatasaray'la artık sadece imza kalmıştı denilirken Fenerbahçe'ye gitti. Mert Hakan Yandaş, işte Emre Kılınç, Mert Hakan ikisi de Galatasaray'a gidiyor derken Mert Hakan Fenerbahçe'ye gitti. İrfan Can Kahveci, Fatih Terim basın toplantısında açıklamıştı. İrfan Can Kahveci'yi, Vizca'yı istiyoruz diye. İrfan Can sonrasında Fenerbahçe'ye gitti. Ya bunlar nasıl bir transfer çalımıysa Wilfried Zaha da bir transfer çalımıdır. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Soner, şöyle de bir şey var. Şimdi evet, Selahattin Baki belki doğru söylüyor ki doğru söylüyordur. Buna güveniyoruz. Fenerbahçe belki çekilmiştir bu transferden ama madem çekildiyseniz zaten taraftarda bir beklenti var bu konuda. İyi bir iletişim kurarak oyuncuyla artık bir ilgimiz kalmamıştır açıklaması yapılabilirdi belki Galatasaray'ın açıklamasından önce. Şimdi Galatasaray'ın açıklaması bir anda geldiği zaman bu sefer taraftar da yani ne oluyoruz dedi. Çünkü o açıklamaya kadar herkes Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşünüyordu Zaha'nın. Yani bu kulüp maalesef iyi bir iletişim süreci Zaha transferinde yapamadı ve gelinen bu noktada da eğer çekilse dahi bu transfer çalımı olarak kamuoyunda duyuruldu yani. O yüzden şunu söylemek istiyorum tekrar. Yani iyi bir iletişim kurmaları çok önemli kulüplerimizin. Maalesef ben Türkiye'de kulüplerin iletişimi iyi kurabildiğini düşünmüyorum. Bu konuya da değinmek istedim.